Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren bir deniz şehri. Medeniyetlerin buluşma noktası. Türkiye'nin incisi İstanbul. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrin en önemli özelliklerinden biri de Akdeniz ve Karadeniz gibi iki farklı denizi birbirine bağlayan Boğaziçi'ne sahip olmasıdır. 33 kilometre uzunluğunda ve ortalama 60 metre derinliğe sahip olan Boğaziçi'nin dünyada eşi benzeri olmayan oşinografik özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında yoğunluk farklılığından oluşan iki tabakalı akıntı sistemi gelir. 25 metre derinliğe kadar ulaşan üst su akıntısı Karadeniz'den Ege Denizi'ne doğru akarken, Akdeniz'den gelen ve daha tuzlu olan alt su akıntısı ise derinlerden Karadeniz'e doğru yol alır. Bu farklı özelliklerdeki su kütlesinin birbiri üzerinde yer alması, Marmara Denizi ve Boğaziçi'nin zamanında zengin tür çeşitliliğinin bulunduğu bir havza haline getirmiştir. Sualtı belgesel film yapımcısı Haluk Cecan'a Boğaz'ın 40 yıl önceki zengin yaşamını sorduk. Bugüne kadar bütün Türkiye'nin denizlerinin tamamında daldım ama bence en zengin deniz Marmara Denizi'ydi. Flora fauna zengindi, çok çeşit vardı. Yani nereye baksanız bir canlıyla karşılaşıyordunuz. Tabii mühürdar o zaman çok bakir. O zaman da pek balık avcılığı yapılmıyor. Karagöz sürüleri, sargoslar, sarpalar, efendim, kefallar böyle akın akın gider. Daha sonralarda bir zıpkın edinmiştim. O zaman daha filme başlamamıştım. Bu 1960'lı yılların başı filan. İşte o zaman balık avlıyorum. Ama o kadar bol ki yani sürüler haline geçiyor kefallar. Yani gözünüz kapalı atsanız bir tanesine değiyor. Sonra Moda iskelesine gittiğimi hatırlıyorum ben orada. Moda iskelesinin sağlı sollu işte balık olta yapardım iskelede. Barbunlar, karagözler, pavuryalar. Yani bana çok şey gelirdi o büyük büyük pavuryalar kayaların arasından çıkar. Fenerbahçe taraflarında o zamanlar büyük istakozlar yakaladığını biliyorum. Yani çok kıyılarda istakoz vardı. Tabii Marmara'da o zaman çok istakoz vardı. Yani adalarda da öyleydi yani. Bütün sahillerimizde her yerde istakoza rastlama mümkündü. Yani denize çıkıldığı zaman o zamanlar Marmara'da balık yakalayamamak diye bir şey yok da fazlası olurdu. Yani ondan sonra da apartmana gelirdim ben konumu komşuya dağıtırdım. O kadar bir zenginlik içerisinde büyüdük 1960'lı yılların ortaları. O zaman Marmara bir köpek balığı cenneti. Adaların civarında bakıyorsunuz ki mahmuzlu mahmuzsuz köpek balığı. İşte ben 50'li paragatlar yapardım. 50 tane iğne. Bir böyle 50'yi atardım. İkinci 50'yi atardım. Üçüncü 50'yi atardım. Birinciye gittiğim zaman zaten bir kısmını koparıyordu, kesiyordu ama bir kısmı geliyordu. İşte köpek balığı gelir, büyük vatozlar gelir, kırlangıç gelir. Yani ben özellikle köpek balığı için değil ama yani istavridi yaprak yapar, beyaz et balığı yapardık. O beyaz balığa işte kırlangıç da gelebiliyordu. Vatozda, işte efendim köpek balığında çeşitli balık türleri yakalardık. Balık akınları da çok, bugünkü gibi değil. Hiç unutmam 1954 yılında çok bir kar, buz gelmişti kuzeyden ve o torikler, palamutlar sahile vurmuştu kıyıda. Yani kar suyu kaçtı deriz ya, onlarca, 20'şerce şey toplamıştım hatırlıyorum ben mühürden sahillerine. Kocaman kocaman palamutlar, torikler toplamıştım. Mercan çoktu. Yani biraz derin suya attığımız zaman biz adaların açığına giderdik. Bildiğimiz bazı taşlıklar, kırmalıklar vardı. O derin suya atardınız. Böyle ikişer, üçerli, dörtlü iğne yapardık. Mercan alırdık. Efendim akın zamanı işte Boğaz'a giderdik. Lüfer, palamut. Efendim mesela işte ıskumusu, istavriti, aynı şekilde yağıt, dipte mezgit olurdu. Mezgite giderdik. Kovalarla mezgit yakalardık. Dolayısıyla yani çok bolluk dönemini yaşadım Marmara'nın. Dolayısıyla yani benim yaşantım içerisinde Marmara'nın zenginliği ne Akdeniz'de, ne Ege'de, ne Karadeniz'de vardı. Fakat son 30 yılda Marmara Denizi ve Boğazlar'da yaşanan kirlenme
deniz trafiği ve aşırı avcılık sonunda bu türlerin çoğu denizimizi terk etti. Peki şu an nasıl bir yaşam vardı su altında? Son yıllarda yapılan temizleme çalışmalarına su altında yaşayan Boğaziçi'nin gerçek ev sahipleri nasıl bir tepki veriyordu? İşte bu sorulara yanıt bulabilmek için İstanbul'un su altı yaşamı araştırma ve görüntüleme çalışmaları başladı. 2 hafta boyunca Alptekin Baloğlu ve ekibi 20 farklı noktada dalış yapıp bizlere su altındaki yaşamı tanıtmaya çalıştılar. Projenin başlangıç dalışları için Boğaziçi'nin Karadeniz girişine Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri'ne doğru yol alınırken Gümüşsürleri peşindeki yunuslar teknemize yol gösteriyorlardı. Anadolu Feneri yakınlarındaki Fil Burnu'na doğru yol alırken sualtı görüntüleme ekipmanlarının son kontrolleri de yapıldı. Dalış briefingi sonrasında aşağıda neler olduğunu görebilmek için ROV adındaki uzaktan kumandalı sualtı kameramızla ilk görüntülerimizi almaya başlamıştık. Ve artık ekibimiz heyecanla dalış hazırlıklarına başladı. İlk gördüğümüz balık, deniz atları ile aynı aileden olan deniz iğnesiydi. Mitolojiden günümüze kadar insanların hayran olduğu deniz atını gördüğümüzde ise çok şaşırmıştık. Ülkemizde nesli tükenen balıklar arasında olan ve koruma altına alınmış deniz atlarını Boğaziçi'nde görmek çok büyük bir mutluluktu.
İstanbul'un su altı yaşamı projesinin ilk dalışı ve gerçekten çok keyif aldığımız bir dalıştı. Çünkü bundan iki hafta önce deniz atı gördüğümüz bir noktada acaba tekrar deniz atını görecek kadar şanslı mıyız dediğimiz bir dalıştı. Tam dört tane farklı deniz atı gördük. Boğaz'da deniz atları var. Karadeniz'den Boğaziçi'ne girmiş bir kalkanı da Poyraz Limanı açıklarında görüntüleyebildik. Ticari önemi olan kalkan balıkları kumluk zeminlerde gizlenerek beslenirler. Kayalık zeminlerde yaşayan pavuryalar da sularımızın ticari değeri bulunan canlılarındandır. Dalışlarımızda bol miktarda görebildiğimiz kaya balıkları geçmişte revaçta olan türlerken günümüzde pek de aranmazlar. Çırçır balıkları ise ticari değere sahip değillerdir. İstanbul Boğazı'nda yoğun tanker trafiğinin nedenli büyük bir risk taşıdığının göstergelerinden biri olarak Anadolu Kavağı yakınlarında batmış olan bir tanker ilgimizi çekti. Kuru yük taşıyan bu tanker karaya çıkmış ve ikiye ayrılıp batmıştı. Bu batığa dalış yapmaya karar verdik. Batıklar, özellikle balık ve diğer canlılar için korunaklı bir ev olabilirdi. Görüş kötüydü. Fakat yine karşımıza iki deniz atı çıkmıştı. Ertesi sabah Bebe'ye doğru hareket ettik. Kahvaltı yaparken bile boğazdan geçen tankerlerin dalgalarına karşı hazırlıklıydık. Su altında fotoğraf çekmek böyle bir şey. Su altı daha doğrusu tamamen sürprizlerle dolu. Biraz önce geniş açı objektifimi takarak fotoğraf makinemle Bebek Çakarı'na daldım. Ve tamamen amacım Rov'da gördüğümüz kefalleri geniş açı olarak fotoğrafını çekmekti. Fakat onların fotoğrafını çekemedim. Denk gelmedi. Sapsarı bir deniz atı gördüm. Ama işte size Murphy'nin kanunları, geniş açı objektifim vardı ve küçük bir deniz atı vardı.
Yine de onu görüntüledim. Yine de 2-3 kare geniş açıda olsa burada olduğunu belgeledim. Daha sonra Rogue'u yanıma çağırdım. Tabii bu yüzden yukarı çıkmam gerekiyordu. Yukarı çıktım. Tekrar aşağı indiğimiz vakit yaklaşık 20 dakikadır arıyorum. O kadar iyi kamufle olan bu deniz atını göremedim. Ama bir kez daha 2 saat sonra burada bir dalış daha yapacağız. O zaman makro objektifimiz, videomuz olacak. Bakalım neler göreceğiz. Bebek'teki dalışımızda karşılaştığımız çok sayıdaki horoz binalar, atılmış şişeleri ve boş midyeleri yuva yapmışlardı. Birkaç dakika hareketsiz bir şekilde yuvasının önünde sabırla beklerseniz balığın ilgisini çekmeye başlarsınız. Artık o sizi merakla incelemeye başlayacaktır. Renk ve görünümleriyle kolay kolay fark edilemeyen deniz atlarının şaşırtıcı özellikleri vardır. Dişiler döllenmiş yumurtalarını erkeklerin karın taraflarındaki torba şeklindeki kuluçka kesesine bırakırlar. Yumurtalar bu kesede 10 gün içinde gelişimlerini bitirirler ve erkek birey tarafından korunan yavru deniz atları canlı olarak suya bırakılırlar. Yüzlerce yavrudan sadece birkaçı yaşayabilecektir. Tüm deniz atları tek eşlidirler. Eşini kaybeden bir deniz atı başka bir deniz atıyla çiftleşmez. Su altında da kaza olur mu demeyin. Bir balığın çarptığı deniz atı kuyruğu ile kayalara tutunduğu için akıntılarda kaybolmaktan kurtulabilir. Kum zeminde yavaş yavaş hareket eden bu canlı bir deniz salyangozudur. 1960'lı yıllara kadar sularımızda görülmemiş bu canlı, Çin denizinden tankerlerin balast suları ile Karadeniz'e kadar gelmiş ve orada hızla yayılarak Marmara'ya kadar ulaşmış bir istilacı türdür. Midye ve istiridyelerle beslenen salyangozların doğal düşmanlarının sularımızda olmaması nedeniyle de büyük bir hızla çoğalmışlardır. Bebek'te salyangoz toplayan bir tekne gördük ve bu canlıların sudan nasıl toplanıldığını görüntüleyebilmek için onlarla birlikte daldık. Dalgıç, zeminde gördüğü salyangozları elindeki çuvala dolduruyor. Ve 25 metre derinlikteki güçlü akıntı ve sınırlı görüş mesafesine rağmen büyük bir hızla salyangoz peşinde koşuyordu. Elindeki çuval dolunca bidona bağlı büyük bir çuvala gidip topladıklarını boşaltıyor ve av devam ediyor. Nargile olarak bilinen yöntemle tekneden gelen boruyla hava alan salyangozcu bizler gibi dalış tüpü taşımıyordu. Çuval doldukça ağırlaşıyor ve salyangozcunun akıntıya karşı durmasını da kolaylaştırıyordu.
Elindeki çuval yarım saatte doluyor ve bir bidona bağlı olan çuvala topladıklarını boşaltan dalgıç bidona hava vererek salyangoz dolu büyük çuvalı yukarıya çıkartıyordu. Bir tekne günde bir tona yakın salyangoz çıkartabiliyordu. Bozulan doğal dengelerden sonra hızla artan salyangozlar yeni bir iş kapısı açmış, uzak doğu ülkelerine yılda 25 milyon dolarlık ihracat yapılan bir sektör oluşturmuştu. Farklı bir dalış yapacağız bugün. Umur yeri açıklarındaki çakarlardayız. Ve şu görmüş olduğunuz uzaktan kumandalı kamerayı 5 metre derinlikteki sığlığa yerleştireceğiz. Bunu yerleştirmemizdeki sebep de burası Marmara'dan Karadeniz'e akan küferlerin ve sürü balıklarının geçiş yolu olduğunu biliyoruz. Burada bu balıkları bu geçişte görüntülemek üzere bu çalışmayı yapıyoruz. 3 kişilik bir ekip olarak dalıyoruz ve bunu sabit bir şekilde çok ciddi bir akıntının olduğu noktada yerleştireceğiz. Fakat öyle güçlü bir akıntı vardı ki kameramız bağlı olan 40 kiloluk ağırlığa rağmen devrilmiş ve görüntü alamaz konuma gelmişti. Küferlerle ilgili denememizi yaptık. Yaklaşık bir saatten beri sudayız ama şu anda doğru bir görüntü alamadık. Kısmet bir sonraki günlere. Denemeye devam. Meydanda en çok Türk kahvesi içmeyi severim. Ama hayatımda hiç de düşünmemiştim burada bir dalış yapacağımı. Bu proje sayesinde hem de bir gece dalış yapıyoruz. Ortaköy Meydanı'ndayız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bir kıskacını kavgada kaybetmiş olan yengeç, yanında duran
horoz Bina'yı avlayıp avlamamakta kararsızdı. Boğazın yerli balıklarından olan mezgit balıkları gece sakin sakin dolaşıp av arıyorlardı. Bir izmarit balığına çarpan istavrit ise ne kadar hızlı ve hareketli bir balık olduğunu gösteriyordu. Yüzgeçleri ve solungaç kapağı üzerindeki dikenleri zehirli olan iskorpikler de gelincik balıkları gibi uykudaydı. Gece avlanan balıklardan biri ise tekirdi. Bıyıklarıyla zemini karıştırarak kendisine kabuklu canlılar arayan tekirler av peşindeydi. Kumda çok iyi kamufle olmuş bir parmak boyundaki dil balıkları Ortaköy iskelesinin hemen altındaydı. Bize güle güle diyen bir deniz atıyla Ortaköy'deki gece dalışını bitirdik. Aşağısı da bu kadar hareketli yani. Her yerde deniz atı görüyoruz, o garanti. Üç tane burada. Ben gece dalmayı işte o yüzden çok seviyorum. Gerçekten öyle çünkü... gündüz göremediğiniz canlıları hepsini görebiliyorsunuz gece. Artık deniz atlarına alıştık. O çok heyecan vermiyor sonlara doğru ama ne bileyim işte barbunlar, dil balığı. Yani küçük küçük yavru, 8-10 tane dil. O da son 4 metrede kumların üstünde karşımıza çıktı. Gelincik balığı, karides ve yengeçlerden hiç bahsetmiyorum bol miktarda. Ya ne bileyim valla hayal gibi geldi geçti. O yüzden fotoğraflara baktığım vakit size daha farklı neler gördüğümü hatırlatırım söylerim. Ama hani Ortaköy'de gerçekten hayatımın en güzel dalışlarından, gezi dalışlarından birini gerçekleştirdim. Hem ambiyans olarak hem de 50 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadığım bir dalıştı. Çengelköy'de yapacağımız dalışın hazırlıkları tamamlandı. Dalışa yavru balık sürüleriyle başladık.
Derinlere indikçe akıntıyla gelen planktonlarla beslenen küçük anemonlar dikkat çekiyordu. Parçalanmış bir balıkçı ağı balıklar için tuzak gibiydi. Ağa takılarak ölmüş istavit ise bir yengeç için en kolay avdı. Tabakası var. Kolumu şuraya kadar soktum özellikle bakmak için. Herhalde buradaki dere vesaire bütün bozuklularla. Üstünde böyle küçük küçük öve göre ölü veya canlı midyeler. Ama genel görüntü kum. Aralarda küçük küçük anemonlar. Küçük taş balıkları, kaya balıkları daha doğrusu. Üç tane farklı deniz atı. Bir tane deniz iğnesi. Bol yengeç tabii. Ama hani bebeğe göre o kadar bol değil. Burada daha yaşam, sakin bir yaşam var. Onu görüyorsun. Sudan çıkarttığımız canlı örneklerini mikroskop altında incelemek iki dalış arasında geçen en eğlenceli zamandı. Şu su alışverişinin sağlandığı bölge, burada bir tane delik var. Bu tür kolonyal canlılar, yani bir yere sabit olarak bağlanıp yaşayan sessiz canlıların neredeyse tümü kendi ayaklarına gelecek besinle beslenebiliyorlar. Yani bir yerden kalkıp bir yere hareket edemiyorlar. O yüzden ya etraflarındaki suyu filtre ediyorlar veya hidrozonlar gibi uzattıkları kollarla etraftan geçen besin partiküllerini, kendi boyutlarına uygun besin parçacıklarını yakalayarak kendi beslenmeleri amaçlı kullanıyorlar. Demin Time'de yaptığımız üzere hiyerleşimidir diye bir organizma. Tabii çok ufak bir organizma olduğu için bunu Türkçe adlandırması bunun yok. Boğazın tipik türlerinden bir tanesi. Genellikle ölü kabukların üzerinde işte akıntıdan korunabileceği mikrokozmoslarda yaşayıp yaşamını sürdüren bir canlı. Fotoğraflarda gördüğümüz bir eklem bacaklığının kabuğu bizi şaşırtmıştı. Bu kabuklardan bol miktarda gördüğümüz için dalış planlamamızı değiştirmeye karar verdik. Bu sabah Çengelköy'e yaptığımız ilk dalıştan sonra ikinci dalışımızı yine aynı noktaya yapıyoruz. Farklı bir durum oldu. Benim için ikinci farklı olan noktası da elimde artık sualtı fotoğraf makinem değil, bir boruyla dalıyor olmam. Çünkü bu dalışımızın özelliği ve önemi şu, ilk dalışta görmüş olduğumuz bir tür ıstakozun, Norveç ıstakozu olduğunu tahmin ettiğimiz bir ıstakozun kabuklarını görmüş olmamız. Levent Bey de bu konuda çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyor. O yüzden şimdi yapacağımız çalışmayı kendisi bize anlatsın ve bunun önemini anlatsın isterseniz. Şimdi ilk önce Norveç ıstakozunun dağılım alanları içerisinde İstanbul Boğazı şimdiye kadar rekor edilmemiş. Eğer almış olduğumuz MR'ler hakikaten Norveç ıstakozuna aitse bir kere bunu bilimsel camiaya bildirmemiz gerekiyor. İkinci önemli olan da eğer burada hakikaten bir Norveç istakozu popülasyonu varsa bunun mutlaka koruma altına alınması gerekiyor. Onun için veri toplamamız şart. İşte o amaçla da Norveç istakozları çamurun içine gömüldükleri için kendi uydurduğumuz diyelim yöntemle onları çamurun içindeki yuvalarından alıp hakikaten onlar mı değil mi diye sizin görmüş olduğunuz deliklerin Norveç istakozlarına ait olup olmadığını saptamak için Bu boru vasıtasıyla bu canlılardan 2-3 tane yakalayıp tür tespiti yapıp bir de kısaca dağılımlarını da siz aşağıda gözleyecek olursanız
ne kadar bir alana dağılıyorlar. Bunları ortaya çıkartmış olacağız bu çalışmamızın amacı. Çamurun içine sokacağız, sonra elimizle kapatacağız. Çamurun çıkmasını su da sağlayacağız. Görüş çok kötü olacak belki bir süre için. Ama içinde de hayvanımız var mı yok mu diye bakacağız. Bunu herhalde bir 20-30 defa 4 kişilik bir ekip olarak yapacağız ve sonucu bir saat sonra göreceğiz. Denemeler sonuç vermişti. Alptekin, borudaki çamur tabakasının içerisinden çıkarttığı bir örneği canlı yakalamayı başardı. İçinde su bulunan bir naylon torbaya konulan canlı hızla tekneye çıkarıldı. Ve heyecanla incelenmeye başlandı. Fakat sonuç hiç de düşündüğümüz gibi değildi. Evet, Norveç istakozu diye dalış yaptık. Tüpler boruların içerisinde. Canlısını da bulduk. Kabuklarını da bulduk. Büyük ihtimalle kabuk değiştirme dönemi. Fakat küçük bir problem var. Galiba bizim istakoz Norveç'ten gelen tür değilmiş. O başka bir türmüş. Bu dalışında böyle bir heyecanı oldu. Denemek bile güzeldi. Yebla Pusilla diye bir tür ama mamun diye tanınıyor. Yani paraketacılıkta bir numaralı yer. İstanbul'un sualtı yaşama araştırma ve görüntüleme dalışlarında sürprizlere açık yeni bir dalış noktasına ilerliyoruz. Haliç. Yıllar önce kokudan geçilmeyen ve yapılan temizleme çalışmaları sonrasında tekrar nefes almaya başlayan Haliç'teki ilk dalışı Unkapanı Köprüsü'nün yakınlarında yapıyoruz. Haliç dalışlarımızda en dikkat çeken tür midye ve yengeçlerdi. Özellikle üst üste gördüğümüz yengeçler bize bu dönemin çiftleşme dönemi olduğunu anlatıyordu. Üste bulunan erkek yengeç dişisini arka ayaklarıyla sıkıca tutuyor ve yumurtalarını dölleyene kadar onu hiç bırakmadan hep birlikte hareket ediyorlardı. Deniz atlarıyla aynı aileden gelen deniz iğneleri Boğaziçi'nde olduğu gibi Haliç'te de karşımıza çıkıyordu. Balıkları Haliç'in ev sahipleri gibi her yerdeler.
Mahaliç'te daldım. Hakikaten farklıydı. Çünkü... Önce 12 metreden dalışımıza başladık. 12 metrede hızla aşağıya 30-35 metrelere indik. 30 metrede Akdeniz'in sıcak suyu bizi karşıladı. Fakat onunla birlikte yaklaşık 25 metrelerden itibaren de bir çamur tabakası ile karşı karşıyaydık. Bu çamur tabakasında fazla bir yaşam belirtisi yok. Küçük anemonlar. Fakat beni en şaşırtan ve en sevindiren de çok güzel bir deniz tavşanı. O kumda tek başına duruyordu. Bir iki kalede ondan fotoğraf alabildim. Şimdi bazı içinde yaşam dediğimiz zaman yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi planktonlar. Yani besin zincirinin birinci basamağı. Bunları gösterebilmek, hem görmek hem de gösterebilmek amacıyla planktonları bir şekilde toplayıp mikroskopun altında çekimler yapmamız gerekiyor. Bunu toplayabilmek için de bunu toplamanın yöntemi de plankton kepçesi. Şu gördüğümüz çok özel kumaştan dokunmuş olan ağa, tora sahip olan plankton kepçesiyle belirli derinliklerden bitkisel ve hayvansal planktonları toplayıp onların mikroskop altındaki görüntülerini alacağız. Hem dağılımlarına bakacağız. Yani bitkisel plankton, hayvansal plankton oranındaki dağılıma bakacağız. Süzdüğümüz tüm planktonik organizmalar şu altta gördüğümüz kahverengi sıvının içinde. Tabii süzdüğümüz materyalle birlikte. Askıdaki maddeyle birlikte. Aşağıda yengeçlerin yumurta bıraktıklarını gördüğümüz için onlar diyebileceğimiz yoğun bir şekilde missis larvalarına rastlıyoruz. Missis safhasına rastlıyoruz. Eklem bacaklıları. Yani bizim plankton numuneleri içinde dominant tür olarak söyleyebiliriz bunu. Zaten hareket ederken de bu larvaları çok bariz bir şekilde görüyoruz. Demek ki Mayıs sonu itibariyle bu sene Haliç'teki yengeçlerin tam üreme periyodunun pik yaptığı orta noktasındayız diyebiliriz. Haliç'te Fesane önlerindeyiz. Şişme motobuzla bir tur yapıyoruz. Ben de bu arada yarım yarım su altı fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Bol bol kefal görüyorum ve onları görüntülemeye çalışıyoruz. Haliç'in içlerine kadar girdiğimiz, Pierlotti'ye kadar da yaklaştığımız bu bölgelerde yaşam izlerini görmek mutluluk verici. Haliç'teki çamur tabakasının temizlenmesi işlemleri devam ediyor. Arkamızda görmüş olduğumuz Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bu gemi ile de Haliç'teki kirli tabaka toplanılarak dışarı atılıyor. Yengeçlerin çiftleşme döneminde eş arayan yalnız bir erkek bir dişiyi güçlü kollarıyla yakalıyor. Müzik
Dişi ise erkeğinin neslini sürdürebilecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyor olmalı ki kaçmaya çalışıyor. Çenesinin altındaki bıyığa benzer organlarıyla kumları karıştırarak yiyecek bir şeyler arayan bir tekir balığı av peşinde. Gündüz ortalarda görünmeyen ve gece saklandığı yerden çıkan bir teke de besin peşinde. Haliç'in hem İstanbul yaşamındaki hem de İstanbul Boğazı'ndaki önemi üzerine biraz sohbet ediyoruz. Haliç, bir kere biliyorsunuz, bir yapının adı. Biz bu yapının adını Haliç'e kendisine vermişiz. Yani denizden uzanan bir tatlı su dili vasıtasıyla uzanan ve altında bir tuzlu su taması içeren bir yapıya sahip. Boğaz'ın, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iki çok farklı denizin türlerini birbirine kaynaştıran, bir arada bulunduran bir yapının içerisinde izole, ayrı bir mikrokozmos şeklinde canlıların barınabilecekleri, üreyebilecekleri, diğer canlıların diğer canlıları sıkıştırıp onlarla beslenebilecekleri bir yapı gerçekten Haliç. Şu anda bu özelliklerini gerek İstanbul'un bu kadar büyümesinden, gerek bu trafikten, gerek başka unsurlardan bu yapıyı taşıyamıyor. Ama bizim buradaki dalışlarda gördüğümüz hala Haliç'in bu yapıyı taşımak isteği. Evet. Yani evet, böyle bir istek var ama bunu ne yazık ki insana, yani bizim antropojenik dediğimiz insana bağıntılı etkenlerden dolayı bunu gerçekleştirememenin sıkıntısı içinde gördük. Bugün bu besin zincirinden bahsettik biraz önce. Daha doğrusu yengeç larvalarının ne kadar bol olduğunu gördük. Yengeçlerin çiftleşmeye uygun bir dönemi olduğunu da zaten biz su altında da görüntüledik ve gördük. Bunlar sadece bol bol yengeç olacak demek değil. Bu başka bir şey demek. O ne demek? Onu yani, söyler misiniz? Şimdi bir kere... Doğanın karmaşası içerisinde tabii ki bir türün yumurtalarının hepsi fert haline gelemeyecek. Yani öyle bir şey olsaydı her taraf canlıdan geçinmezdi. Hiçbir canlı da yaşayacak alan bulamayıp kendi kendini yok etmiş olurdu. Bir kere burada büyük bir zincirin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Bunlar zooplanktonlar. Bunlar ilk safhalarında, yani bizim görüntülediğimiz safhalarında bitkisel, daha kendinden daha küçük planktonlarla besleniyorlar. Bununla beslenen başka zooplankton ve daha büyük canlılar var. Ve onun sonucunda da bir zincire doğru gidiyor. Ve dolaylı yoldan esasında bunları sonuçta biz yiyoruz. Çünkü bunları da bir en sonunda balık yiyor, o da avlanıyor, insan yiyor. Ve bu başından sonuna kadar bir zincir olarak devam ediyor. Şimdi dediğim gibi esasında normalde
biz tam üremenin orta noktasına geldik ama orada bir çeşitlilik olmak zorunda bütün denizlerde. Yani biz monotip, tek tür bir canlıyı görmemeliyiz. Ne kadar çok canlıyı görürsek, onların fert adetleri de ortama uyacak şekilde olursa oranın daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama evet, monotipe, tek tipe gittiğinde öbür fertler olmadığından oluşan alanda suni anlamda çoğalma olacağında yani sağlıklı bir yapıdan bahsetmek olanaksız olur. Mesela aynı şeyi son senelerde lüferde yaşıyoruz. Ondan evvel deniz analarında yaşadık. Ondan evvelki senelerde denizlerimizi kıpkırmızı gördük ki yakamozun aşırı miktarda üremesinden dolayı. Yani bunları kademe kademe görüyoruz. Bunlar yani denizlerin hani sinyalleri bize bir mesaj veriyorlar bundan. Bunu iyi algılayıp ona göre çok ciddi çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu mirası koruyacak çok çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Haliç'ten ayrılan ekibimiz İstanbul'un önemli bir sembolü olan Kız Kulesi'ne doğru yola çıkıyor. Kız Kulesi ile Salacak arasındaki sığlıkta yaptığımız dalışta bol miktarda yosunla karşılaşıyoruz. Baharın gelmesiyle artan güneş ışınları fotosentez yapan yosunların hızla büyümesini sağlamış. Marmara Denizi'ne sonradan gelmiş bir tür olan istilacı deniz yıldızları midyelerle beslenirler. Kollarının altındaki vantuz gibi uzantılar onların hem hareket etmesini hem de midye kabuklarını açmalarına yardımcı olur. Bu güçlü kollarla midyeye yapışan deniz yıldızı önce midyenin kabuğunu aralar, sonra da alt kısmında bulunan midesini dışarı çıkarır ve midyenin içine sokar. Salgıladığı bir sıvıyla da midyeyi öğüterek beslenir. Midyeden geriye ise boş kabuklar kalır. Bu yapışan balığı ise ölü midye kabuğuna yumurtalarını bırakmış ve onları korumakta. Kız Kulesi'nde aldığımız plankton örneklerinde ise büyük oranda tek hücreli bir canlı olan yakamozları gördük. Plankton kepçemizde çektiğimiz canlılar baskın olarak baktık gördük ki yakamozu yaratan canlı. Yani yakamozun kendisi Latince adı Noctiluca miliaris olan tek hücreli canlı. Bunlar uyarıldıkları zaman biyolojik ışık aynı ateş böcekleri gibi biyolojik ışık çıkartıyorlar. Bunları çok yoğun bir şekilde, özellikle yüzey suyunda çok yoğun bir şekilde gördük. Bu da demektir ki plankton kepçesini çektiğimiz zaman da söylediğimiz gibi
yakın bir zamanda bir alp patlaması Boğaz'da beklemek lazım. Yani yer yer hava şartlarına bağlı olarak rüzgarın taşımasıyla da hareket ettikleri için hava şartlarına bağlı olarak suyun sıcaklığına ve havanın sıcaklığına ve suyun durgunluğuna bağlı olarak çok büyük kırmızı renkli adacıklar göreceğiz yakın zamanda. İnsanlar bunu çoğu zaman kirlilik olarak algılıyorlar. Bu kendisi bizzat bir kirlilik değil. Bu belirli mikroskobik canlıların çok büyük miktarlarda bir araya gelmesi. Bunların esas gerçek rengi bizim numunelerden de görebileceğimiz gibi pembemsi. Yani tam bir domates, açık renk domates çorbası rengine sahipler. Tabii yani sayısı ifade edilemeyecek kadar çoğu bir araya geldiği zaman insan gözüyle de bunu tek bir kütle olarak aynı renkte algılıyoruz. İşte bu kırmızı su, kızıl su dediğimiz olay da bundan kaynaklı. Plankton olarak besin kaynağı. Hem de ciddi bir besin kaynağı. Ancak da bu kadar büyük miktarda ürediği zaman bunlar oksijeni tükettiklerine, yani solunum yaptıklarından ortamdaki oksijeni tüketiyorlar. Ve bu sefer ölüyorlar. Öldükleri zaman da ciddi bir organik madde olarak çöküyorlar. Bu sefer kirlilik sebebi oluyorlar. Yani bir canlının normalden fazla üremesi de, yani bizim birçok yerde gördüğümüz gibi hiç olmaması yahut da soyunun tükenmiş olması kadar tehlikeli bir olgu. Yani her şeyin doğada, doğanın istediği dengede durması gerekiyor. Çok farklı bir gece dalışıdır. Işıl ışıl bir İstanbul baharı ve gece saat 11. Karşımda Topkapı Sarayı, sağımda Galata Kulesi, arkamda Kız Kulesi ve biz gece dalışı yapacağız. Gündüz yaptığımız dalışta çok fazla hareket yoktu. Ama 5 metrelik bir sığlık gece birçok canlı beslenmek için ve av peşinde koşmak için şu anda altımızda bizi bekliyor. Gümüş balığı, deniz iğnesi gibi balıklar yanında renkli bir çırçır balığı da gece av peşinde koşuyordu. Haliç'te gördüğümüz gibi neslini sürdürmeye çalışan yengeçlerle bu dalışımızda da karşılaştık. Gecenin sürprizi ise büyük bir kalkan balığıydı. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'nı aşarak Marmara Denizi'ne girmiş olan bu kalkan balığı kamuflajın muhteşem bir örneğiydi. Hemen onun yanında bulduğumuz 30 santimetre boyundaki dil balığını yeşil gözleri olmasa fark etmek zordu. Büyükada'ya geldiğimizde ilk uğradığımız nokta balıkçı barınağıydı. Burada bizi karşılayan Selço ve Niko özlemle hatırladıkları balığın bol olduğu o eski güzel günleri anlattılar.
Çekin Ataşı'na gidiyorduk gece. Yorgo'ya beraber bir arkadaşım vardı daha. Her gece sayarak 100 tane içkin atıyorduk. Her gece 100 tane. 101 değil. Sayıyorduk, gelip kasa yapıyorduk. Ne olur bak. Kaç kiloluk içkinlerdi? 2 kilo, 2,5. Minakotla karışık tabii ben. 100 tane balıklık sayarak her akşam göz kalabalığından aşağı mercanlara oltayı indiremiyor. Mercan 2 lira, karagöz 1 lira. Şey bu yani baz bu. Adamların derdi bu. Kalabalık karagöz kapıyor. Aa gene karagöz. Ondan sonra bir türlü aşağı mercana indirmek istiyorlar. O kadar. Lipsozun bol olduğu diye. Ben lipsoz gördüm orada. Efendim mavi karagöz de gördüm. Şu martılar var ya, şu martılar. Olduğu yerde 30 sandal. 30 sandal, bob sandal, kıyıdan şu mendireğin üstünden herkes çinakop tutuyordu, sarı kanat tutuyordu. Bütün Ramazan boyunca özellikle millet sahura buraya geliyordu, sahura kadar buradaydı. Bütün gece. Serço birkaç ay önce çektiği eşkina görüntülerini bize gösterdi. Eşkina avlamak yasak olunca sayıları da hızla çoğalmıştı. Artık Büyükada açığındaki Çakar'da gece dalışı için hazırdık. Gizlendikleri yerlerden dışarı çıkan tekelerin bolluğu bizi şaşırtmıştı. Kum midyeleri bile beslenmek için dışarı çıkmıştı. Kamuflaj sanatçısı yengeçler, izmaritler hepsi av peşinde koşuyorlardı. Büyükada'da olduğu gibi Burgaz Adası'ndaki gece dalışımızda da bol miktarda gümüşle karşılaştık. Planktonlarla beslenen anemonlar akıntılarla hareket ederken gökkuşağının tüm renklerine sahip bir ördek balığı ise uyuyordu. Kırmızı renkli yosunların içinde bizim için büyük bir sürpriz yatıyordu. Bir santimetre boyundaki örümcek yengeçleri üzerlerine yapışan kırmızı yosunlar sayesinde gizleniyor ve gece rahat bir şekilde avlanıyorlardı. Tropik denizlerde karşılaşabildiğimiz bu canlıları İstanbul'da ilk kez görmüş olmak denizlerimizde keşfedeceğimiz daha çok şey olduğunun da göstergesiydi. Thank you.
karşı taraftaki o kanalizasyon, dere suları falan toplandıktan sonra denize hareketlilik başladı. Renk geldi denize. Mercanlar var. Şimdi eskiden, çok eskiden mercanlar varmış. Ben o zamanlar dalış yapmıyordum ama yine ben adadaydım. Mercanlar vardı. İsmini bilemediğim birçok çalı dedi, bizim çalı dediğimiz ama adı ne olduğunu bilmedim. Bir türlü canlı, bir türlü canlı vardı. Ama şimdi onlar yeniden oluşmaya başladı. Mesela siz o mağaranın tepesinde gördüğünüz gibi. Hı hı. Hayat tekrardan başladı. Mesela istakoz yoktu. Benim geçen sene 28 tane istakozum vardı diyorum. Çünkü hı hı. canım sıkıldıkça ben onlara bakıyordum. Hı hı. Sonra tabii bunlar ağlara takılmaya başladı. Sayıları gitgide azalmaya başladı yine. Şimdi, ama istakoz var, tarak var. Tarak olduğu yerde deniz temiz demektir. Yalnız yazın plankton dediğimiz olay çok oluyor. Kışın cam gibi denizimiz. Ağustos'tan Haziran ayına kadar deniz tertemiz. Ondan sonra denizin kendi pisliği var. Bence karşı taraftaki atıkların toplanması denizin temizliğine yeterli oldu. Artık Marmara'da ender görünen ıstakozları Sivri Ada'da tekrar görebilmiş olmamızsa bu canlıların neslinin devamlılığı için ümit verici bir belgeydi. İstanbul'un su altı yaşamı, görüntüleme dalışlarının son noktası Yassıada. Üzerinde hiç kimsenin yaşamadığı bu güzel ada, sualtı yaşamının zenginliğiyle de bilinen İstanbul'un en önemli dalış noktalarındandır. Kadar dikkat çeken canlılarsa deniz yıldızlarıdır. Bir deniz yıldızı tarlası görünümündeki dip zemininin nedeni ise bu bölgede bol miktarda bulunan midyelerdir. Midyelerle beslenen deniz yıldızları hızla çoğalabilmiş fakat onlarla beslenen başka canlıların olmaması nedeniyle de baskın bir tür haline gelmişlerdir. Marmara Denizi'nin üst akıntısı olan Karadeniz'den gelen su kütlesini geçtiğimiz vakit daha net bir görüş mesafesiyle karşılaşıyoruz. 25 metrenin altındaki Akdeniz'den gelen daha tuzlu ve sıcak suda yaşayan baskın türlerden biri de yumuşak mercanlardır. 1 metreye varan boyları ve beyaz renkleriyle bir yumuşak mercan tarlası içinden geçiyoruz. Arasındaki kırmızı renkli yumuşak mercanlarsa bize sanki Kızıldeniz'de dalıyormuşuz duygusunu veriyor. Farklı renk ve dokulardaki anemonlar akıntılarla gelen planktonların ne kadar bol olduğunun göstergesi. Bir lastik üzerinde uyuyan dil balığı kamuflaj gücünü kullanmak için ne kadar renksizse lapin balıkları da o kadar dikkat çekici renklere sahipler.
Akıntılarla gelen planktonlarla beslenen tüysüz yıldızlar sarı, kırmızı, beyaz gibi göz alıcı renklere sahipler. Bir sualtı fotoğrafçısı için tam bir makro cenneti olan Yassıada, tür çeşitliliği açısından da İstanbul'un en zengin noktasıydı. İstanbul'un sualtı yaşamı projesinin 2 haftayı aşkın süren araştırma ve görüntüleme dalışları biraz önce bitti. Geri dönüş yolunda aynı başladığımız ilk günkü gibi o güzel yunuslar bizlerle birlikteydi. Bize Allah'a ısmarladıklar gibiydi. Dalışlarımız bitti, gerçekten çok yorulduk. Ama şu anda yorgunluğumuzu Taksim Meydanı'nda atıyoruz. İstanbul'un sualtı yaşamı, gerçek ev sahipleriyle, İstanbullularla Taksim Meydanı'ndaki sergide buluştu. Taksim Meydanı ilk kez bir açık hava fotoğraf sergisiyle tanışmıştı. Yüz binlerce İstanbullu yaşadıkları o güzel şehrin su altındaki yaşamını tanımıştı. 3 boyutlu gözlüklerle canlıymış gibi gördükleri bu fotoğraflar her yaştan insanın odak noktasıydı. Çoğunun ortak görüşü ise bu kadar güzel bir su altı yaşamına sahip olduklarını hiç tahmin etmiyor olmalarıydı. Sadece bir günümüz var ve bir gün için geldik İstanbul'a. Şimdi şuraya gelene kadar hiçbir şey anlamadım. Ben çok oldum hala kendimden. Sağ olun, denize öldü bir yerlere. Tamamlayacak bir çalışma var. Biz yazdık doğru ya. Evet. Ellerinize de iletti aynısı. Sağ olun. Ellerinize sağ olun. Peki ne bu kadar sizi etkiledi? Zaten ben bir kere doğayı çok iyiyim. Ama burada bu gürültünün içine girince, burada böyle bir dünya olacağı insanın aklına gelmiyor. Yani bugün ortak öğrenim. Çorbasını yaptığım için biliyorum.
denizin üstü. Aşağıda hiçbir şey yok öyle. Yani biz olmayan kısmı görmüş olduk. Ben de kendimce dalgıcı, yıldızlı. Yani ben her indiğimde balık ve su görüyorum. Benim görmediğim şeyleri görmüşsünüz. Yani hakikaten bilmiyorum, olağanüstü. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Daha önce hoşum bile gelmiş. Böyle bir çalışma biz özellikle taksi meydanında görmedik daha önce geldiğimizde ve profesyonel bir çalışmayla ilk defa karşılaştık burada. Ben tekrar diyorum, evet. Ben çok duygulandım. Belki biraz memlekete özlediğimizi. Keşke sürekli böyle bir şeyler yapmışsam. Yani bu tür çalışmalarla değerlendirilse, özellikle bu meydan, burası. Yani hiç kimsenin yapmadığı bir şeyleri yapmak için de cesaret lazım. Bilmiyorum, destek alabiliyor musunuz bu konuda da? Ben tekrar diyorum, çok şaşırdım. Biz biraz fazla da seyahat eden insanlarız. Bunlardan çok daha güzel yaratıklar gördüm ben ama bunlar bizim plakaları bize ait. Yani onun güzelliği de var. Ben tekrar elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Esas gerçek ve önemli olan İstanbulluların böyle güzelliklere sahip olduklarının farkına varmaları ve onları korumak için çaba göstermeyi istemeleriydi.